Evet arkadaşlar, şimdi mercekler konusunu beraber işleyeceğiz. Mercekler bizim için nedir? Işığı kırmak için kullanılan aletlere mercekler diyoruz. Ve bu merceklerde arkadaşlar ince kenarlı mercek hipermetrop göz kusurunu gidermek için, kalın kenarlı merceği ise miyop göz kusurunu gidermek için kullandığımızı söyleyebiliriz. Peki nasıl akılda tutabiliriz? Şöyle düşünelim. Miyop göz kusuru için diyorum ki miyop Şimdi miyopun Y harfini sanki kalın kenarlı bir merceğin işaretine benzetiyorum. Ve diyorum ki miyop için artık biz neyi kullanacağız? Kalın kenarlı mercek. Kenarlı mercek. E o zaman artık hipermetrop göz kusuru içinde neyi kullanmamız gerekiyor? İnce kenarlı bir merceği kullanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer astigmat sorunumuz varsa onun için de silindirik bir merceğin kullanılması gerektiğini söyleyebilirim. Peki arkadaşlar burada yakınsama dediğimiz bir değerimiz var. Peki bu yakınsama nedir? Gözlük dereceleri yani gözlüklerin numaralarıdır aslında bizim için. Ve biz yakınsamayı da yazarken diyoruz ki yakınsama y ile gösterilir ve 1 bölü f'tir diyebiliyorum. Yani kullanılan merceğin 1 bölü oda kusaklığı bize neyi verecektir? Buradaki gözlük numarasını verecektir diyebilirim. Ve yakınsamanın birimi için de diyebiliyoruz. Şimdi burada mercek türlerimiz gösterilmiş. İnce kenarlı mercekler ve kalın kenarlı mercekler. İşte gösterilme şekilleri de arkadaşlar burada verilmiş. Genelde kullandığımız şekiller ince kenarlı bir mercek için ve kalın kenarlı bir mercek içindir diyebiliyorum. Burada eğrilik yarıçapının yani odak uzaklığı üzerindeki etkisini göreceğiz şimdi. Eğrilik yarıçapıyla beraber bir mercek oluşturulurken arkadaşlar Oluşturduğumuz merceğin ince kenarlı mı yoksa kalın kenarlı mı oluşturulduğu aslında burada çıkan şekillerle belli olacak. Ve biz burada bir merceğin odak uzaklığını bulurken diyoruz ki 1 bölü f. 1 bölü f eşittir. N mercek bölü n ortam yani merceğin kırıcılık indisinin ortamın kırıcılık indisine oranı. Eksi 1 çarpı diyorum artı eksi 1 bölü r1. Yani eğrilik yarıçapını artı veya eksi olarak alacağız. Artı diyorum. Buradan da artı eksi olarak yine 1 bölü R2 olarak aldığımızı söyleyebiliriz. Peki ne zaman artı alacağız? Ne zaman eksi alacağız arkadaşlar? Onun için de şöyle düşünelim. Şuradaki noktaları birleştirdiğimi kabul ediyorum. Ve eğer burada bir fazlalık varsa o zaman diyorum ki buradaki r bir yarı çapını artık pozitif bir değerde alabilirsin. Yine aynı şekilde bak şurada bir fazlalık varsa demek ki bu bir ince kenarlı mercek oluşturmaya çalışıyor ve yine ince kenarlı merceklerde de odağın pozitif çıkması gerekiyordu. O zaman yine ben buradaki eğrilik yarıçapının değerini pozitif aldığımı söyleyebilirim. Peki kalın kenarlı bir mercek oluşturuyorsak yine düşey doğrultuda bu iki noktayı birleştiriyorum ve burada bir eksiklik oluşturduk. Eksikliğin olduğu durumlarda yarı çapımı bu sefer nasıl alıyorum arkadaşlar? Negatif aldığımı söyleyebilirim. Yine iki noktayı düşey doğrultuda birleştirdim ve buradaki uzaklığı yine negatif aldığımı söyleyebiliyorum. Bir örneğimiz var hemen örnek üstünde görelim. Bize denilmiş ki bu merceğin odak uzaklığı kaç santimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar formül değerimiz neydi? 1 bölü f eşittir n mercek bölü n ortamdır dedim. Eksi 1 çarpı artı eksi 1 bölü r1 artı eksi 1 bölü r2'dir diyorduk. Şimdi arkadaşlar yerine koyalım verilen değerleri. Merceğin kırıcılık indisi 2. Ortamın kırıcılık indisi 1 bir, eksi 1'dir diyorum. Çarpı. Şimdi 12 santim. Buradaki değeri noktaları birleştirdim ve dikkat edersek burada bir fazlalığım var. Düşey doğrultuda noktaları birleştirdim. O zaman ne yapacağım? Buradaki değeri pozitif almam gerektiğini söyleyebilirim. Artı 1 bölü 12'dir dedik. Şimdi şu iki noktayı düşey doğrultuda birleştirdim. Bir eksiklik var. O zaman diyorum ki burayı negatif alacağım. Eksi 1 bölü 6 olarak aldım burayı da. Peki şurayı 2 ile genişlettiğimizi kabul ediyoruz. 1 bölü f eşittir. 2 eksi 1'den 1 geldi. Çarpı diyoruz. 1 bölü 12 eksi 2 bölü 12'dir dedik. Ve buradan da f değerimizin artık eksi 12 santim kadar çıktığını söyleyebiliriz. Odak uzaklığı bize sorulmuştu. Odak uzaklığımız 12 santim. Sonucun negatif çıkması bir ıraksak yani kalın kenarlı bir merceğin oluşturulduğunu söyleyebiliriz.